Saatler 13'ü gösteriyor. Gün ortasıyla gelişmelerle haber bültenimiz başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla bültenimize başlıyoruz. Bakanlar Kurulu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından üretilen kararları onayladı. Buna göre pazartesi cumartesi gece sokağa çıkma yasağı aynı saatlerde devam edecek. Cumartesi gece 21, pazartesi sabah 05 saatler arasında ise temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Bayram dolayısıyla ziyaretlerde çekirdek aile ile sınırlı olacak. Başbakan Ersan Saner'in video konferans yoluyla başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında toplanan bulaşıcı hastalıklar üst kuruluncu alınan kararlar onaylandı. Buna göre pazartesi cumartesi saat 21 ila 5 saatleri arasında ve cumartesi saat 21 ile pazartesi 5 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Kapalı turizm hizmeti veren otellerdeki çalışanlar, müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına mütakip otelden ayrılabilecekler. Ramazan bayramı dolayısıyla bir defaya mahsus 3 gecelik kapalı otel turizmi için 12 Mayıs 2021 tarihinde 6 uçuş, 13 Mayıs 2021 tarihinde ise 4 uçuş charter sefer düzenlenmesi uygun görüldü. 9 Mayıs 2021 Pazar günü Anneler Günü olması nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere çiçekçi esnafının sadece çevrim içi sipariş ve kapıda teslim şeklinde hizmet vermesine karar verildi. Kapalı ve açık alanlarda kalış sürelerinin en aza indirilmesi ve bulaş riskini azaltmak amacıyla 27 Mayıs 2021 tarihine kadar ilgili işletmelerde kafe, restoran, meyhane, park ve benzerleri canlı müzik yapılmamasına karar verildi. Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde ilgili işletmelerde 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren canlı müzik yapılabilecek. Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah düğün, sünnet törenlerinin 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi. Hindistan, Brezilya, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Sierra Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeniyle 24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları hariç alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verildi. Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydıyla kapalı ve açık alanlarda yapılacak takım sporlarının antrenmanlarının yapılması ve seyircisiz müsabakaların 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başlanması uygun görüldü. Ramazan bayramı dolayısıyla kurulması planlanan bayram yeri, Luna Park, festival alanı ve bunun gibi etkinliklerin yapılmaması kararlaştırıldı. Ancak bu tür etkinliklerin yapılabilmesi veya kurulabilmesi ülkemizde vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde yeniden değerlendirilecek. Ülkemizde azalan vaka sayıları bağlamında bulaşın tekrar artmasını engellemek, ileriki günleri kazanmak ve ailelerimizi korumak adına bayram ve aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanması uygun görüldü. 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren deniz gezi teknelerinin kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu olacak şekilde ve belirtilen koşullarda hizmet vermeleri kararı alındı. Tur teknesinde görev yapan personel ise 7 günde bir PCR testlerini yineleyecek. İnternet kafelerde çalışan kişilerin 17 Mayıs 2021 tarihine kadar taranmaları amacıyla PCR testlerini yaptırmaları uygun görülmüş olup, 18 Mayıs 2021 tarihinde internet kafelerin açılmasına karar verildi. İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecek. Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süreyle merkez karantinada kalmaları kaydıyla 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlamalarına karar verildi. Çift PCR negatifliği ve çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız giriş konusu gelecekleri ülkenin güncel epidemiyolojik verilerine göre ve ülkemizdeki aşılama oranı da dikkate alınarak 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren yeniden değerlendirmeye alınacak. Marketler 7-20 saatleri arasında açık olacak. Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler ve sektörler 8-30-20 saatleri arasında, restoranlar, kafe, pastane ve meyhanelerse 10-20-30 saatleri arasında hizmet verecek. Kapalı olan yerler, sinema salonları, nişan düğün salonları, doğum günü, mevlitler, kasinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, internet kafeler, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, gece kulüpleri, klap, hamam ve saunalar, açık olan yerler, tüm kurum ve kuruluşlar, pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri dönecek. Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler belirtilen koşullar dahilinde açık olabilecek. Charter seferlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının gelmesi yasaklandı. Bu kapsamda kapalı otel turizmi için haftada azami 6 uçuş düzenlenmesi uygun görüldü. Otel çalışanları her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecek. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişilerle hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacak. Sayın seyirciler, akaryakıt ürünlerine zam geldi. Yapılan 29 kuruşluk zam bugün itibariyle yürürlükte. Akaryakıt ürünlerine 29 kuruşluk zam yapıldı. Yapılan artışla birlikte akaryakıt ürünlerinin yeni fiyatları aşağıda belirtildiği gibi uygulanacak. Buna göre kurşunsuz 95 oktan benzin 6.07, kurşunsuz 98 oktan benzin 6.17, Euro dizel 5.61 ve gazya 5.58 Türk lirası oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönül Köprüsü projesi kapsamında bugün Ağırdağ Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Tatar, ziyaret sırasında Cenevre'de gerçekleştirilen 5 artı Birleşmiş Milletler toplantısına ilişkin değerlendirmeler bulundu. Tatar, Cenevre'de ortaya koyduğu yeni anlayış ve siyasetin Türkiye tarafından desteklendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde gerçekleştirilen Gönül Köprüsü projesi kapsamında 14 günde 1850 hane ziyaret edilerek yaklaşık 6800 kişiye ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gönül Köprüsü projesi kapsamında bugün Ağırdağ köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komite Başkanı Recep Günaydın, Vakıflar İdaresi iyilik Gönüllüsü Aytül Bilen, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Temsilcileri Köy Muhtarı Hasan Recep Piro ve Köy İmamı Hamit Hekimoğlu da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Tatar ziyarette köydeki hanelere girerek vatandaşlara hazırlanan hediye çantalarını verdi ve bayramlarını kutladı. Ziyarette basına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, bayram öncesinde ve Kadir Gecesi'ne denk gelen bir günde Gönül Köprüsü projesi kapsamında Ağırdağ Köyü'nü ziyaret ettiklerini dile getirdi. Pandemi döneminde Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Türk halkının sağlığı, esenliği ve refahı için büyük bir mücadele verildiğini dile getiren Tatar, Kıbrıs Türk halkının Ramazan bayramını sağlık, barış ve huzur içerisinde geçirmek için son hazırlıklarını yaptığını anımsattı. Dolayısıyla ülkemizin değerini bilelim herkes birbirine saygılı ve özellikle bu bayram öncesi kırgınlıklar, dargınlıklar geride kalsın. İnsanlar birbirlerine hoşgörüyle baksın. Ömür diyor, ve aynen Melek ablamın da dediği gibi üç günlük ömürde insanlar evet. birbirlerine daha nezaketli, daha anlayışlı, daha hoşgörülü ve kavgalardan ve ciddi anlamda ortalığı gelen tartışmalardan uzak duralım. Pandemi dönemi ve virüs riskinin hala devam ettiğini Başbakan Saner'in de bugün temaslı olarak pandemi otelinde bulunduğunu, virüsün nereden geleceğinin belli olmadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar bayram döneminde vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat etmesini istedi. Ülkede son günlerde vakaların azalmasına rağmen yine de virüse karşı çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Tatar, dünyaya ve komşu ülkelere bakıldığında pandemi konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok daha iyi bir konumda olduğunu kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hepimizin vatanıdır ve bu vatan bu devlet için çok şeyler verdik. Çok fedakarlıklarımız oldu diyen Tatar, tek isteğimiz Kıbrıslı halkının bu topraklarda barış, huzur ve güven içerisinde yaşaması olduğunu ifade etti görüşmelerinde ortaya koyduğum yeni bir anlayış vardır, yeni bir vizyon vardır ki bu siyaset tamamıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından da desteklenmedikleri çünkü biz Kıbrıs'ta hiçbir zaman bir azınlık durumuna düşemeyiz. Düşmemeliyiz. Kıbrıs'ta ayrı bir devletimiz vardır. Bu devletin yürütülmesi ve tabii ki sürdürülmesi bizler için, teminatımız için, güvenliğimiz için, buradaki varlığımız için çok önemlidir. Kıbrıs Türk tarafının bu nedenle yeni siyasetinin egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan ve her türlü işbirliğini sürdüren iki ayrı devlet anlayışı olduğunu kaydeden Tatar, Kıbrıs'ın gerçeklerine bakıldığında adada 60 yıldan bu yana zaten iki ayrı devlet olduğunu kaydetti. Sayın Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldığı iftar yemeğinde Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin hakkını korumak için dün olduğu gibi bugün de mücadeleye devam edeceklerini belirten Akar, Kıbrıs'ta egemen ve eşit iki bağımsız devletin yan yana huzur içinde yaşamasının yollarını aramak gerekir ifadesini kullandı. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçikle iftar yaptı. İftar yemeğinde değerlendirmede bulunan Akar, Türkiye'nin bir yandan Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristle mücadelesine sürdürürken, diğer yandan Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta hem kendisinin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını korumak için gece gündüz mücadele ettiğini belirtti. Bakan Akar, Kıbrıs'ın haklı davasını dün olduğu gibi bugün de desteklemeye devam edeceklerini belirterek uzun yıllar yapılan müzakerelerle bir yere varılamadığını ve varılmayacağının da açık olduğunu belirdi. Kıbrıs'ta egemen ve eşit iki bağımsız devletin yan yana huzur içerisinde yaşamasının yollarını aramak gerektiğini kaydeden Akar, Nisan ayında Cenevre'de yapılan toplantıda bu düşüncelerini karşı tarafla da paylaştıklarını anımsattı. Yunanistan'da sorunların çözümü konusunda ise diyalog yoluna işaret eden ve bunun dışında bir yol tanımadıklarını vurgulayan Akar, buna karşı Yunanistan'ın tahrik edici ve provokatif eylemlerle gerilimi artırdığını dile getirdi. Bu tavrın yanlış olduğunu anlatan Akar, Yunanistan'ın bu şekilde bir yere varamayacağını anlaması gerektiğini ifade etti. Yunanistan'la önce istişari, daha sonra ayrışma görüşmelerinin başladığını hatırlatan Akar, Türkiye'de güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesinde toplantı yapılmasını beklediklerini söyledi. Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir ortamda, Kıbrıs'taki Kapalı Maraş bölgesinin açılmasının 30 senelik zincirleri kırdığını söyledi. Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş konuk ettiği TÜGVA Gelişim Akademisi'nde Kıbrıs konusunda değerlendirmede bulundu. Kurtulmuş, Türkiye'nin çevresinde oldu bittilerin önüne geçebilmesi için dirayetli olarak kendi pozisyonunu tahkim ettiğini söyledi. Kurtulmuş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının bir şekilde ortadan kaldırılmaya, oldu bittilerle yok edilmeye çalışıldığı bir ortamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisinin de katıldığı törelle Kıbrıs'taki Kapalı Maraş bölgesini açarak 30 senelik zincirleri de kırmış olduğunu anlattı. Kurtulmuş yine Türkiye'nin Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetlerini sürdürerek siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini çok iyi bildiğini bütün dünyaya göstermiş olduğunu ifade etti ellerindeki imkanlarını çoğaltacak şekilde daha iyi... Bu sabaha karşı meydana gelen trafik kazasıyla devam edelim bültenimize. Zira trafik kazasında Ağırdağ'da 22 yaşındaki Enver Mustafa İnancı yaşamını yitirdi. Haspolat Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çemberi arasında saat 2.50 sıralarında trafik kazası oldu. Polis LJ137 plakalı aracıyla güneyden kuzey istikametine doğru seyreden Eren Mustafa İnancı'nın direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp banket içerisinde park halinde bulunan TLK810 plakalı tıra çarptığını belirtti. Kaza sonucu araç sürücüsü 22 yaşındaki Eren Mustafa İnancı olay yerinde yaşamını yitirdi. Covid'le mücadele devam ediyor sayın seyirciler. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde son 24 saatte toplam 8.836 test yapılırken 23'ü yerel 27 pozitif vakaya rastlandı. 66 kişi taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı vakalardan 3 kişinin hava yoluyla ülkemize geldiğini, bir kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, diğer 23 kişinin ise yerel vakalardan oluştuğunu belirtti. Vakalardan 11'inin Lefkoşa, ikisinin Gazi 8'inin Girne, birinin İskele ve diğer bir kişinin de Güzel Yurt bölgesinden olduğu açıklandı. Koronavirüs salgını Güney Kıbrıs ve Türkiye'de etkili olmayı sürdürüyor. Son 24 saatte Güney Kıbrıs'ta 324, Türkiye'de 20107 yeni pozitif vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 56420 test sonucu 324 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken 4 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişiler 9, 72, 67 ve 76 yaşlarındaki 4 erkek hasta olarak açıklandı. Türkiye'de ise son 24 saatte 251.194 Covid-19 testi yapıldı. 20.107 kişinin testi pozitif çıktı. 278 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2.210 oldu. Müslüman aleminin en kutsal günlerinden olan Kadir Gecesi bu gece idrak ediliyor. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi idrak ediliyor. İslam'da Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece olarak idrak ediliyor. Kadir Gecesi ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Kadir Gecesi evlerde ibadet ve dua edilerek geçirilecek. Dış gelişmelerle devam edelim. İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi sayın seyirciler. Polisler namaz kılan cemaate ses bombaları ve plastik mermilerle saldırdı. 205 kişinin yaralandığı saldırıda Anadolu Ajansı editörü de yaralandı. İsrail polisi Ramazan ayının son cumasında Doğu Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif'i hedef aldı. Kıble Mescidi'nin içinde Ramazan kılan cemaati polisler ses bombalarıyla saldırdı. Olaya tepki gösteren Filistinliler de ses bombaları ve plastik mermilerin hedefi oldu. Filistinli gençler ise taşlar ve cam şişelerle karşılık verdi. Filistin Kızılay'ından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu saldırılarda 205 Filistinlinin yaralandığı bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise ayakta tedavi edildiği aktarıldı. İsrail polisi Ramazan ayının başlamasıyla Şam kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı. Bunun üzerine Filistinlerle İsrail polisi arasında yaklaşık iki hafta boyunca her akşam arbede yaşanmış ardından o barikatlar kaldırılmıştı. İsrail'in saldırısına Ankara'dan ard arda tepkiler geldi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail güvenlik güçlerinin mescid Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. Olaylara sebebiyet veren İsrail hükümetini provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyoruz denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin, her Ramazan'da olduğu gibi İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlerde şahitlik edildiğini belirterek Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırı açık bir devlet terörüdür. Şiddet ve zulüm erken barış ve huzur biçemez. Mescid-i Aksa'daki terörü lanetliyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da yaptığı açıklamada İsrail Filistin topraklarında insanlık ve savaş suçu işlemektedir. Dünya bu işgal ve hukuksuzluğa göz yumdukça zulmünü devam ettirecektir. Hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya hedef alan saldırılarını şiddetle kınıyorum. Derhal durdurulmalıdır ifadelerine yer verdi. Hemen belirtelim Mescidi Aksa'ya yapılan saldırıya sadece Türkiye'den değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkililerinden ve devletin zirvesinden de tepki geldi. Sayın seyirciler bu çerçevede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Mescidi Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Tatar Twitter hesabından yayımladığı mesajında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Altbozaya geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder oldu. İsrail güvenlik güçlerinin Mescidi Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı. Saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı ya editörüne de geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder oldu. Mescidi Aksa'ya düzenlenen saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak yaşananları kınadı. Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre Senneroğlu paylaşımında Ramazan ayının son cumasında İsrail güvenlik güçleri tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırıda ibadetlerini yerine getirmekte olan yüzlerce sivilin hedef alındığı saldırıyı kınıyorum. Saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyrazay ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerine yer verdi. Bu arada bazı bakanlar ve sivil toplum kuruluşları da İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere hedef alan saldırısını kınadı. Myanmar'a uzanıyoruz. Myanmar'da askeri darbe karşıtı protestocular ile Myanmar ordusu arasında bu hafta içinde çıkan çatışmalarda en az 16 askerin öldürüldüğü açıklandı. Ordusunun ülkedeki protestolara silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısı ise 774'e ulaştı. Sagaing eyaletine bağlı Kani ilçesinde 6 ve 7 Mayıs'taki protestolarda göstericiler kalabalığı dağıtmak için silahlı müdahalede bulunan Myanmar ordusuna el yapımı silahlarla karşılık verdi. İlçe sakinlerinin verdiği demeçlere göre çıkan çatışmalarda en az 16 asker öldürüldü. Myanmar ordusuna karşılık verenlerin kendilerini sivil direniş kuvvetleri diye adlandıran bir silahlı grup olduğu öne sürüldü. Öte yandan Myanmar ordusunun ülkedeki protestolara karşı silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitiren sivillerin sayısı 774'e ulaştı. Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu'nun günlük raporunda son 24 saatte 2 can kaybının daha doğrulandığı bildirildi. Toplam sivil can kaybı sayısı 774 olarak güncellenirken 3778 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi. 1498 kişi hakkında ise gözaltı kararının bulunduğu raporda belirtildi. Kolombiya'dayız şimdi de. Kolombiya'da hükümet karşısı gösterilerde ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Sayın devlet başkanı İvan Dük, ülkede 28 Nisan'dan bu yana devam eden göstericilerle ve gösterilerle ilgili tansiyonu düşürmek için muhalefet liderleriyle bir araya geldi. Çözüm önerilerini dinledi. Başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı, Casa de Nariño'da gerçekleşen görüşmede protestolar, kamu düzeni ve güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik tutumu ele alındı. Her kesimden temsilcilerle görüşmeye hazır olduklarını dile getiren Duk, protestoya katılan ya da katılmayan herkesle diyaloğa hazırız. Ulusal Grev Komitesi'ni sorunları tartışmak için davet ettik. Bugün muhalefet liderleriyle oturduk ve çözüm önerilerini dinledik ifadelerini kullandı. Bir önceki devlet başkanlığı seçimlerinin adayı Umberto Delecaye, basın mensuplarına yaptığı açıklamada devlet başkanıyla somut ve etkili bir diyalogta bulunduklarını vurgulayarak hükümetin diğer sektörler ve ulusal grev komitesiyle oturup tartışması ve isteklerini işleme koyması gerekir dedi. Muhalefet temsilcileri polisin göstericilere müdahale ederken uyguladığı şiddetin kabul edilemez olduğunu bir kez daha devlet başkanıyla paylaştıklarını belirtti. Kolombiya Çalışma Bakanı Angel Custodio Cabrera dün yaptığı açıklamada hükümetin ulusal grev komitesi temsilcileriyle öngörülen tarihten önce diyalog kurmaya hazır olduğunu söylemişti. Kolombiya Ombudsman Ofisinden en son yapılan açıklamada 28 Nisan'da genel grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 24'ten 26'ya çıktığı duyurulmuştu. Yapılan 145 kayıp ihbarından 55'inin bulunduğu 90 kişi için içinse araştırmanın devam ettiği bildirilmişti. Sayın seyirciler, Türk Kızılayı ülkemizdeki 2000 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulundu. Türk Kızılayı Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, iki ülke arasında gönül bağının olduğunu ve bu tarz yardımlaşmalara bu bağın daha da pekiştiğini söyledi. Türk Kızılayı Ramazan Gıda Yardımı programı kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki 2000 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıttı. 2000 gıda paketi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Belediyeler, Muhtarlar, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Şubeleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları koordinasyonunda ailelere ulaştırıldı. Türk Kızılay Kuzey Kıbrıs Delegasyon Başkanı Recep Günaydın, Anadolu Ajansı'na yaptığı değerlendirmede Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları arasında gönül bağının olduğunu bu tarz yardımlaşmalarla bu bağı daha da pekiştirdiğini söyledi. Günaydın. Yeri geldiğinde Kıbrıs Türk'ü ana vatanının yanındadır. Yeri geldiğinde Türkiye'deki vatandaşlar Kıbrıs Türk'ünün yanındadır. Birbirinden ayrılmaz bir gönül bağı vardır. Bizler de Türk Kızılay olarak bu gönül bağının kuvvetlenmesine vesile oluyoruz dedi. Bu haberle birlikte gün ortası haber bültenimizi burada noktalıyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Esen Kadın, hoşçakalın. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemi ile sıcak, nemli ve tozlu hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün ve yarın hava bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan orta kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 36, Girne'de 27, Alev Kayası'nda 28, Güzel Yurda 34, Gazi Mausa'da 26, Lefke'de 28 ve Yenerenköy'de ise 30 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı, Lefkoşa'da 16, Girne'de 19, Alev Kayası'nda 18, Güzel Yurt'ta 14, Gazi Mausa'da 18, Lefke'de 20 ve Yenerenköy'de ise 19 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüzse en yüksek hava sıcaklığı, Lefkoşa'da 37, Girne'de 28, Alev Kayası'nda 31, Güzel Yurt'ta 34, Gazi Mausa'da 30, Lefke'de 29 ve Yenerenköy'de 31 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlere de bugün ve yarın hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan 3 ile 4 kuvvetinde esecek. Deniz hafif, yer yer orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 metre, görüş mesafesi iyi, orman, yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu çok yüksek olacak. markaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu. Engelsiz Haber Bülteninden merhaba. Sağlık Bakanlığı yeni ek tedbir kararlarını açıkladı. Buna göre Pazartesi cumartesi saat 21 ile 5 saatleri arasında ve cumartesi saat 21 ile pazartesi 5 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek. Aksi bir karar üretilmemesi halinde saat 21'de başlayan sokağa çıkma yasağı ise 27 Mayıs tarihinden itibaren haftanın tüm günleri için saat 22.30'da 5 saatleri arasında uygulanacak. Ramazan bayramında ise aile ziyaretlerinin kısıtlanarak sadece çekirdek aile kapsamında kutlanmasına karar verildi. Ramazan bayramı dolayısıyla kurulması planlanan bayram yeri, Luna Park, festival alanı gibi etkinliklerinde yapılmaması uygun görüldü. Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası uzlaştı. Tıp işle görüşen Sağlık Bakanı Ünal Üsel, sağlıkta gerekli kadroların oluşması ve mülakatların açılması için işlemlerin başlatıldığını belirtti. Bakan Üsel, sağlık çalışanlarının ek mesailerinin bir kısmının ödendiğini, geri kalan kısmın önümüzdeki günlerde ödenmesi için Maliye Bakanlığı ile istişarenin yapıldığını da açıkladı. Tıp işse eylemlerinin sonlandırıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkının ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Cenevre'de gerçekleşen 5 artı Birleşmiş Milletler Gayrı resmi Kıbrıs toplantısı ele alınırken yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarının giderilebilmesi için görüş alışverişinde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkının ivedi bir şekilde verilmesi gerektiğini vurgulayarak hükümete çağrı yaptı ve konunun meclise taşınması gerektiğini kaydetti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, BRT'de 45 artı programında Kıbrıs konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Saner, Kıbrıs meselesindeki esas problemin Kıbrıslı Rumların adada Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşmak istememesinden kaynaklandığını vurguladı. Kıbrıs'ta Türklerin de en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduğunu söyleyen Saner, Rumlar Yunanistanla birlikte Megali İdayi gerçekleştirmek adına Birleşmiş Milletleri kullanarak mevcut statükoyu devam ettirmeyi ve bu sayede de tanınmış bir Kıbrıs Cumhuriyeti olarak da yollarına devam etmeyi arzuluyorlar dedi. Covid-19'da mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ülkemizde AstraZeneca aşısı 40 yaş üstü vatandaşlara randevusuz olarak yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı AstraZeneca aşılarına gösterilen yoğun talep üzerine 3 merkezde daha AstraZeneca aşılarının yapımına başladı. Sinovac ve Biontech aşıları ise 50 yaş ve üzerindeki kişilere randevulu olarak yapılıyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarımsal sulama konusunda Ankara'da temaslarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu bu çerçevede Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi. Temaslarını BRT'ye değerlendiren Çavuşoğlu tarımsal sulama konusunda takvimlendirme çalışması yapıldığını söyledi ve kısa süre içinde tarımsal sulamanın hayata geçirileceğini kaydetti. Yeni bir teşvik sisteminin de hayata geçirileceğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, özellikle mesar ya da sulu ziraata geçmenin teşvikleri düzenlenecek dedi. İskelede Bakanlık, Belediye ve Özel Sektörden Anlamlı işbirliği. İskele Ticaret Lisesi'ne yeni derslik ve atölyeler yapılıyor. Okula kazandırılacak yeni derslik ve atölyelerin temeli Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun da katıldığı törenle atıldı. Amcaoğlu törende devlet okullarının en iyi şekilde eğitim vermesini hedeflediklerini belirterek eğitim alanında 11. temeli attıklarını söyledi. İki etaptan oluşacak yeni derslik binasının ilk etabı özel şirket olan Kotit Taş Kıbrıs Turizm Şirketi. İkinci etabının İskele Belediyesi tarafından yapılarak okula teslim edilecek. <laughs> Kamuda yaz mesaisi 10 Mayıs'ta başlıyor. Ezm hizmetler dışındaki kurumlarda Perşembe dışındaki günlerde 8-14:30 Perşembe günleri ise 8-12:30 ve 13-17:30 arasında mesai yapılacak. Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileriyle kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek. Engelsiz haber bültenini izlediniz. Hoşçakalın.